Merhaba sevgili teraziler. Selamlar sevgili teraziler. Nasılsınız, iyi misiniz? Bilinçokulu Haber Merkezi'nin haftalık ki Ekim ayının ikinci haftası, terazi burcu için çok önemli bir hafta. Haftalık yorumlarına hoş geldiniz. Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Evet, neler var terazide sevgili Demet? Sevgili teraziler, geçtiğimiz hafta terazi burcunda yeni ay doğdu. Bu hafta yeni ayın enerjilerini artık hissetmeye başlayacağız. Biraz sizin için zaman zaman gergin, stresli etkiler de olabilir. Yeni ay enerjileri sert olduğu için. Hafta başında Venüs burç değiştirecek. Sizin gezegeniniz Venüs yay burcuna geçiyor. Biraz seyahat, hareket, günlük hayatta hareketlenme artabilir. Bunun yanı sıra medya, yayıncılık, haberleşme, eğitimle ilgili konular daha fazla yoğun olabilir teraziler için. İlerleyen günlerde Merkür'ün Satürn'le kavuşumu Akrep Burcu'nda olacak. Bu para konularında birazcık sıkıntı yaratabilir, yetersizlik hissi verebilir. Maddi konularda bazı kayıplara sebebiyet de verebiliyor. Evet. Yetersizlik hissine, çok istediği bir ürünü alamamak gibi bir yapıya da sebebiyet veriyor. Fakat tabii ki Venüs ile Neptün'ün bir karesi var. O daha önemli diyorum ben. Venüs Neptün karesi 10 Ekim'de Venüs'ün açısı terazi için tabii ki önemli. Yay ve balık hattında olduğu için özellikle seyahat edenlerin seyahatlerde bazı yanılgılar, kayıplar, eşyanın kaybolması gibi durumlar olabilir. Vallahi kayıp olur, araçta arıza olur. Venüs kare Neptün. Ama bunun bir özelliği var. Bu kare sanatçılarda çok baskın bir şekilde yeteneklerde ve ilhamda da artışa sebebiyet verir. Evet. Ama alkol tüketiminde arzuya, alkol tüketimiyle alakalı bir probleme de sebebiyet verebiliyor. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. 12 Ekim'de de Güneş kare Jüpiter var. Evet. Güneş kare Jüpiter tabi teraziler, özellikle son dekan doğumluları daha fazla etkiliyor. Bu birazcık kendilerine güvenlerini arttırdığı için Jüpiter'in pozisyonu abartılı tavırlar olabilir. Beklentiler çok yükselebilir. Hem kendilerinden hem karşılarındaki insandan beklentileri olabilir. Bu da girişimlerde birazcık risk almaya yol açabilir. Evet, girişimlerde risk alabilir ama bu risklerin sonucu iyi olmaz. Zor olur, evet. Bence günlük bilinçokulunun astrolojik yorumlarına senden dinledikleri takdirde bu konularla ilgili detaylar alabilirler. Ne dersin? Evet, günlük yorumları detaylı olarak takip etmek mutlaka daha faydalı olacaktır. Sevgiler. Hoşçakalın. Güle güle.